Hepinize merhaba arkadaşlar. Need for Speed Payback bölüm 2 ile karşınızdayım. Seriye hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum çünkü ben oyunu çok çok sevdim ve siz de umut ediyorum ki sevmişsinizdir çünkü daha görmedim sonuçları. Tamam, başlayalım abi. Arabam hazır. Yaylanalım. Yarışmalar külüstürle beraber. Haritada işareti çaktılar zaten gideceğimiz yerler. Birazcık müzik sesini kısacağım. Niye diyeceksiniz? Teliften dolayı tabii ki de. Bir de şöyle bir şey var. PC'de gördüm oyunu. Farkı nedir acaba diye. PC'de 60 FPS çıkıyor ve sanıyorum ki 4K'ya kadar destek olacak. Ya bunda öyle bir olay yok. 30 FPS oynuyorsun oyunu. Gerçi 60 gibi de hissettiriyor ya. 1 dakika abi. 1 dakika. Hemen bakayım. Ben bunu sonuçta kayıt aldım. Gerçi yok, capture card 30 FPS kayıt alıyor. Yanlış bilgi. Devam. Yani şimdi gözüm ne görüyor derseniz 30 görüyor gözüm. Ama yine de bir emin olamadım gibi. Bak bak sese bak. Çok erken oldu. Drift yapam dedim oradan da. Şehri güzel, ortamı çok çok güzel. Oo. Araba detayı, çevre detayı bazen iyi bazen de güzel. Şu an misal çok çok tatlı duruyor. Ama o Aston Martin sahnesinde o kadar iyi değildi. Ve biz aşağı inmemiz gerekiyormuş. Buradan sol yapalım. GTA 6 yani şöyle dursun, al. Sağa gidebilir miyim? Gidemiyorum da sağa hala da. Ne saçma bir yerlere girmişiz. Haritayı göstereyim size. Harita şöyle. Bunlar yan görevlisi. Böyle hız falan yapman gereken tarzı şeyler. Harita ne kadar büyük derseniz şöyle göstereyim. Burası şehir alanı. Buralar dışarıları. Yani harita yeterince büyük. Ve Need for Speed'e özgü olan uzunca yol olurdu biliyorsunuz. Böyle uzunca büyük bir yol olurdu. Özellikle Most Wanted'da polislerden kaçarken sıkça bu yola girer ve kullanırdık. Önümüzde sonra yolumuzu kapatırlar falan hatırlarsanız. Reno'yla. Ama o Reno şu an gözükmüyor. Geleceğinin sözünü vermişler de şu an ben Reno'yu göremedim. İnşallah sonra gelecekti oyun çıktıktan sonra. Niye duruyorsun arkadaşım ya? Vallahi bir sürü fotoğraf almak gerekiyor bunlardan. Öyle söyleyeyim. Girelim bir yarışmaya. Sesini dinleyin arabanın sesini. Gerçekten muazzam yapmışlar. Bas Nitro'yu. Hızlı bir çıkış. Ve hemen bitiyor Nitro. Ne yazık ki. Azar diyor birinci giden. Evet. Evet böyle zorladığınızda drift atıyor. Ki ufak o kamera var galiba aslında ufaktan gözüktü az önce. Ama drift cam mi acaba yoksa birazcık daha farklı versiyonu mu onu anlayamadım şu an. Basayım şöyle. Mesafe açalım. Sprint yarışı, tek tur. Ney? Sola mı? Ben de finish burası zannediyorum ya. Klasik. Yes! 1.12'de çok hızlı bitti. Çok çok hızlı bitti. Ve tabii ki de para mara vermiyorlar. Şu an herkes beleşçi herhalde.
Bir sonraki yarışmamız da açıldı. Hemen oraya gidelim. Çünkü şu aşamada daha oyun tam başlamadı diyebiliriz. İşte garajdır, yeni arabamız almamızdır falandır. Bunlar birazcık daha ileride olacak şeyler. Oyun ağırdan ilerliyor ve bu hoşuma gitti. Çokça uzun sürelerce oynarız demek oluyor bu oyunu. Bu arada korna var oyunda. Değişik. Komik bir şey. Ya hocam ben niye hep BMW'lere çarpıyorum ya? Evet, devam. Nitro vereyim ya başta, yoksa yetişemiyorum. Araç külüstür olunca sıkıntı oluyor. Ay çarpma. Dur gözüm kaşı. Dur lan. O beton ne öyle? Mihatacım. Selamlar. Ya cidden zevk alıyorum oyunda. Gerçekten hoş oyun. Şaka bir yana oyun güzel yani, olmuş oyun. 3-5 eksiği olsa da olmuş yani. Açıkçası bir adam akıllı hikayesi var ya, en çok beni cezbeden kısmı oldu. Çok güzel 3 kişi, tamam 3 kişiye dağılmış olması birazcık daha enteresan ama entrika var. İşin içinde mafyalar var, para var, araba var, yarışlar var. Dolu canlı şehir var. Bu güzel bir şey. Bu 2015'te görmek isteyip ama göremediğimiz şeyler. 2015'teki oyunculuklar hatırlıyorsunuz. Flash TV oyunculukları vardı falan. Bir de yarım saat sürüyordu ya. Bir yere gidiyorsun. Bir şeyde buluşuyorlar. Yemekhanede buluşuyorlardı, büfede. Orada yarım saat muhabbet ediyorlar. Ondan sonra gidiyorlar arkadaşların yanında, garajda buluşuyorlar. Orada bir 15 dakika mı? Ulan film izliyorsun oturup şöyle. Ve çok sıkıcı. Oyunculuğu çok kötü bir kısa film gibi bir şey. Burada öyle değil. Hızlı hızlı geçmişler. Gereğinden fazla değil. Bu arada az önceki gaz istasyonlarında, yani benzin istasyonlarında arabamız 2015'lik gibi sıfırlanıyor. Yani tamir etmiş oluyorsun makyaj hasarlarını. Öyle bir mevzusu var. Bu arada oyun şu an normal seviyede. Zor seviyesinde oynasam acaba çok zorlar mı, onu düşünüyorum. Çünkü çok çok zorlamıyor şu an normal seviye. Belki zor seviyede bile oynanabilir. Şimdi değil. Bundan sonraki yarışma için ben bir deneyeyim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Çok fark olmazsa böyle zorda kalırız. Daha iyi olur. Çünkü çok basit oluyor. Bayağı fark atıyorum yani araçlara. Hemen şöyle yapalım. Game değil, metric değil, burası değil. Şurada normalde controller'da olması lazım ama yok yani. Aa, burada değil. Neredeydi ya? Bir yerlerde vardı o ayarı. Oyunun zorluk ayarını harda çekebiliyorum. Ben biraz susayım, ses dinleyin. Bir ile ikinci vites arasındaki sesi duyuyor musunuz? Vites attırırkenki çıkan sesler. Thank you.
Geldik. Aslında geniş kamera açısıyla böyle kamerayı döndürürken daha rahat görebilirim ama ona geçmem lazım. Yakında da arkadan oynuyorsun, yakında oynamak daha rahat. Kokpit bekledim ya. Kokpit kamera ya. Çok mu bir şey istedik abi? Yeni bir aracı hak ettik. İki yarışma sonucu. Seviye atlattık bir nevi. Çalıştırıyorum. Dakika, şöyle bir şey yapsak. Home Store değil, pardon. Journal burada bizim ne kadar ilerlettiğimiz falan gösteriyor. İşte missionlar %6 oranında bitmiş diyor şu anda. Aktiviteler vesaire. Foto değil, settings'e girelim. Heh, şurayı hard yapalım. Evet diyelim. Ve kontrollerden şöyle yaparsak manuel gearbox. Şu an manuel mi acaba? Onu kestirmeye çalışıyorum. Manuel kullanmak istiyorum yani. Denesem nasıl olur acaba diye düşünüyorum. Bakayım mı? Yok, şu an manuel değil. Manuele nasıl geçiyorum? Var yani ayarı. Burası auto gearbox diyor. Ama aynı. Preset 2 yaparsam, ikisini de 2 yaparsam misal ne olur acaba? Muhtemelen olmaz. Bu kısmı çözemedim ben. Ya da bir dakika. Aa. He, şurada be. Evet. Dur. Bunu eski haline döndürün. Evet. Nasıl ya? Hocam, manuel dedik, manuel. I wanna try manuel. Ben vites attırmadan niye atıyor? Manuelde duruyor şu an. Ha, R ile bir arası otomatik geçiyor gaza basınca. N yok. N olsun isterdim açıkçası. Hemen yerimi işaretleyeyim. Oraya doğru gidelim. Hem zorda hem de manuel deneyelim. Kolda. Nasıl güzel titriyor yalnız kadran. Bak, ben bunu görmemiştim. Çok dikkatimi çekmedi. Muhtemelen bayağı bocalayacağım ben bunu. Deniyorum şu an manuel ama alışmakla alakalı aslında da. Virajlar kaçırıyorum ya bildiğin şu an. Zorluyorum arabayı ben de. Ay 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 ay, ne patladı be. Başlayalım. Boomville. Akşam 10. Hope you enjoyed being on top, Lena. Your race rigging business ends tonight. This is it. Welcome to the big time. Evet, kadını aradı. Bu işin tepesinde olmanı bayağı sevindim falan filan, işi iyi yönetiyorsun dedi.
Sidewinder adında gizli bir şekilde yarışa katıldık. Kadının haberi yok şu anda böyle bir yarışa katıldığımızdan. Bizi engellememesi adına. Çünkü şehirde her şeyi görüyorlar, biliyorlar onlar. Bakalım. Evet, kaplamalar gördüğünüz gibi bazen sonradan geliyor. Hala da gelemedi misal yazılar vesaire. Bu tarz şeyler bazen sonradan düzeliyor. Dördüncü vites. Çekil. Arabayı bayağı zorluyorum. Bas. Erken attırdım 5'e galiba ya. Yani hard'da oynanabilir. Ama manuele alışmak lazım tabii. Aa, kötü bir viraj. Son tur diyor. Üçüncülüğe bile gitmeye başladım şu anda. Yavaş yavaş. Hayvan herif. Geç atıyorum vitesleri. Göremiyorum bazen de. Bir de otoyu çekip deneyeceğim birazdan. Çünkü bunu ikinci geleceğiz ve olmayacak. Birinci olmamız gerekiyor bizim. Evet, restart diyorum. Oh. Sonradan düştü Civic. Yes. En avantajlı kısım da nitroyu basarken vitesini otomatik arttırıyor olması. Çünkü aynı viteste nitroyu bassan da bir faydası yok. Direkt fark ettiriyor gördüğünüz gibi manuelle otomatik arası. İlk virajda birincilik. Hard'da oynarsak daha fazla para alıyor muyuz acaba veya reputation puanları falan? Bunları da merak ediyorum açıkçası. Yok abi, hard'da çok rahat bir şekilde oynanabilirmiş. Belki bosslar falan zorlar. Onlardan da çok emin değilim ama işte ne olur ne olmaz belki. Son tur. Çok basit bir şekilde birinci olunabiliyormuş otomatikte ve zor seviyede. Manuel için alışmak gerekiyor.
Lena. Ne haber Lena? Senin bu küçük gösterin birçok insan daha fazla para kaybetmesinin nedeni oldu. Sen House'da uğraşıyorsun. Bu şehir bizim elimizde ve sokaklarda buna dahil. Her yarış, her rally yarışı, her akşam, her sokaklar, her şey bizim kontrolümüz altında ve hep biz kazanırız. Demek ki bugün değil. Bunu burada yapamayız. Sonra görüşürüz. Evine hiç ulaşmayacağından emin olun. Orada toplum içinde bir şey yapamazdı. Ama şimdi peşimize takıldılar. Lan sol, sağa gideceğiz. Bir sakin olun ya. Yolumuz bulalım sonra gelin. Şimdi ilk bölümde bir mevzuyu unuttum. Yani unuttum derken yanlış anlattım size. House bizim de şu an çalıştığımız adamın içinde bulunduğu mafya diyelim, House. Ama bunun en başı kim, o şu anda belirsiz. Kim kontrol ediyor, kim iyi kim kötü, o da belirsiz şu anda. Ama bunlar House ekibi. Ve geneli kötü. Güle güle. Bunlar ilk başta çok çok hoşunuza gidiyor. Zamanla birazcık sıkabiliyor tabi. Çok çocuksu duruyor çünkü. Lan öyle işte de ha. Hala ölemedi ya, manyak. Ölümsüz müsün oğlum? Ölümsüzlüğü mü buldun sen? Ne yaptın? Başkası geldi bu sefer de. Bak bak ölümle nasıl susayarak git. Allah! Ölmen gerekmiyor mu o duvarı çarptığında? Yetişemezsiniz işte öyle peşimden. Allah geldi. Gitti paket. Sağa sola dikkat edemiyorum. Kaçtım. Drive to Gambler. Oo. Buralar çok güzel. İşte o tünellerden girip çıkmaya değer yani. Yapamıyorum ağzımla da pıtır pıtır. Imagine a city where risk is an illusion and every bet is rigged. That's what the house wants and they'll stop at nothing until they get it. I'm a street racer. Evet, House'un bir parçası oldu. Everything to do with you. Everything. Their leader is called the collector and he's got one addiction. Cars. You ever heard of the Outlaws Rush? Biggest street race in the country. Yeah, it is, and the house is gonna rig it. High rollers putting millions on their man, and he takes a cut from it all. Tonight was just a test run, and your little stunt gave me an idea. Oh? Look, I've seen you drive. You're the best racer this city has. All we have to do is get you in. Win the Outlaws Rush and the house and Navarro come crashing down.
Bring down the house. Yeah. Not my fight. Save your casino yourself. These are your streets, right? Then this is your fight. What do you think they'll come for next? Evet. Şimdi birazcık daha iyi anladım. İlk cümlesi dışında her şeyi anladım. İlk cümlede orada işte burası şöyle bir illüzyon olduğunu düşün ve insanların falan filan işte House'un tek istediği budur kısmını çok anlayamadım. Ama onun dışında bir tane patron var. Ona da The Collector, yani biriktirici, toplayıcı anlamında bir isim olarak söyleniliyor. Kim olduğu belirsiz, gösterilmedi ve gösterilecek mi bilinmiyor. Ama muhtemelen son boss'umuz kendisi olacaktır. The Collector tek tutkusu var diyor adamın. Sadece araba. Yani arabalara acayip bir şekilde tutkusu ve sevdası varmış. Tek istediği de oymuş. Ve bir tane yarışma düzenleniyor. Genel bu şehrin en büyük yarışmasıymış. O yarışmada her senede mi artık, ayda mı artık, bu şehirde düzenleniyormuş. Ve o düzenlenmede çok fazla para yatırımı yapılıyormuş. Çok fazla araba yatırımı yapılıyormuş. Ve o biriktirici, yani The Collector patronu da her şeyden oradan bir kısım alıyormuş. Tabii ki de bu ne demek oluyor? Herkesten birazcık haraç alıyor gibi bir şey. Şimdi bizim bu adam da başı sıkıştı. Haracını veremiyor veya ona benzer bir şey oldu ki bunun kazinosunu batıracaklar. Ya sen paranı vereceksin zamanında ya da o neyi verecekse zamanı azalıyor. Bunu yetiştiremediği sürece kazinosunu kapatacaklar. Kazinosu kapanacak ve bize diyor ki bak diyor, ben hayatımda gördüğüm en iyi yarışçı sensin ve bu şehirdeki en iyi eleman sensin diyor. Yani ben sadece yarışçıyım deme diyor kendine. Bu şehirde senin, bu sokaklarda senin ve bunu geri alabilmek için savaş diyor ve gel beraber el ele verip House'u yerle bir edelim. Yani House'un istediğini yapmayalım diyor. Biz de dedik ki bu senin savaşın, kendi kazinonu kendin kurtar diyecektim. Ben bu işte yokum dedik ve işin içinden çekildik. Adamı tek başına orada bıraktık. Oysa güzel bir teklif vardı. House'u indirirsek patron biz olacağız. Ve patron olunca ne oluyor abicim? Her şey sende. Güç sende. Para sende. Daha ne isteyesin? Böyle güzelim şehirde. Gece gündüz döngüsü de baya süper. Birazcık yavaş işliyor. Ki bence daha iyi. Böyle lap diye hemen akşam olmuyor. Ya da direkten sabah olmuyor. Bu yön daha çok hoşuma gitti. Evimize gidiyoruz. Ya nasıl düşük bu pil seviyesi de, bir doyamadı arkadaş. Yanlış geldi. Led me to expect great things at your race tonight, Navarro. Instead, you disappointed a lot of people. Mind explaining this? It's already taken care of. Evet, The Collector Navarro'yu aradı. Bizim kızı. Navarro biriktiricinin, The Collector'ın sağ kolu. Ve tüm işlerini kendisi yönetiyor. Arabamızı da alıp götürdüler. Ve az önce telefonla görüşürken Navarro'ya dedi ki, ben sen o işlerin başına koydum ve bir tane yarışı halledemedin. Çok üzdün ve senin yüzünden bir sürü adamın para kaybetti dedi. Bu sorunu hallediyorum şimdi bile. Şimdiden bile sorunu hallediyorum dedi. Ve patlattılar. Az önceki çatıdaki adam arıyoruz. Marcus Weary. Yapalım bu işi dedik. Çünkü artık hiçbir şeyimiz kalmadı. Varımızda yoğumuzda bu işe girişmek zorundayız. See ya. Evet. Ekip. Topla kendini. Bunu atlatacağız hep beraber. Gülmeyi unutma tabi. Hey. Has puppy. Senin kanalını bayağı takip ediyorum. Hashtagger diyecektin herhalde. Tiger selfie, aslan selfiesi, kaplan selfiesi aslında, aslan değil. Arr. Roar ne ya? Arabaya bin.
Evet, burada bir yerde videoyu sonlandırayım. Çok fazla uzamasın abicim. İzlediğin için teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Desteklerinizi esirgemeyin. Kesinlikle beğenileriniz, paylaşımlarınız. Yani daha fazla insana ulaştırmanız her zaman beni daha çok mutlu edecektir. Ve beni YouTube aleminde veya başka bir yerlerde daha iyi noktaya getirme veya taşıma konusunda yardımcı olacaktır. O yüzden beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınız çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.